Çocukluğunu hapishanelerde geçirmiş, cezaevine küçük yaşta tanışmış, konuğumuz Engin Dadaşoğlu. Merhabalar Engin. Merhabalar Emre Bey. Engin'cim, biraz kendinden bahsetmeni istiyorum. Engin nasıl bir evde, nasıl bir mahallede dünyaya geldi? Ankara'nın Aydınlık Evler semtinde dünyaya geldim. 1982 doğumluyum. 4 kişilik bir ailem vardı. Annem, babam, ablam. Ailede en çok anneyle aram iyiydi, ablamla aram iyiydi. Çocukluğumdan beri babamla hiç anlaşamadık ama hiç. Ha, babamı seviyor muyum? Babam şu an rahmetli, babamı seviyorum. Hiçbir zaman da zaten benim kötülüğümü istemedi, her zaman iyi olmamı istedi. Ama ben ona layık bir evlat olduğumu düşünmüyorum. Oturduğum mahalle suç işleme olayında, yani ne derler, potansiyel suçlu bir mahalleydi aslında. Orada güçlü olmak gerekiyordu. İşte insanlar gücünü belli etmek için kendini keserdi, bileklerini keserdi, vücudunu keserdi. Bizim de mahallede böyle özendiğimiz büyük abilerimiz vardı. Hala görüştüklerim de var, rahmetli olanlar da var. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin. Bunlara bakarak, bunlara özenerek büyüdük mahallemizde. Eğitimim, ilkokulu gayet güzel bir şekilde okudum. Tabi ufak tefek sorunlar oluyordu arkadaş çevremizde. Engin'ciğim, İlk suç ve ilk hapishane deneyiminden bize kısaca bahseder misin? Ortaokulu orta 2'ye kadar okudum. Orta 2'den sonra işte başıma talihsiz bir kaza geldi. Ben güvercin besliyordum. İki kişi benim kümesimi, hani tabiri caizse, patlatmaya çalışıyorlardı. Ben de gecenin yarısı keserlenmiştim aşağısı. O sıra elimde başka bir şey bulamamıştım. Ben de bunları keserle saldırınca ikisi de yaralandı. Bundan dolayı firara düştüm. Amcam bu dönem beni aldı, bu ben firara düşünce, beni kaçırdı Kayseri'nin Tomarız ilçesinin Karapınar köyüne. Orada belli bir zaman firar kaldıktan sonra tekrardan Ankara'ya geldim. Ankara'da beni teslim ettiler emniyete. Tutuklandım, Elmadağ Sübyan Cezaevine gittim, gönderdiler. Elmadağ Sübyan Cezaevinde ilk girdiğimizde zaman bir ufaktan da olsa bir korkumuz oldu. Şimdi ne yalan söyledim hani. Orada kendi mahallemin çocuklarını, arkadaşlarımı da görünce, çünkü onlar da başka suçlardan girmişlerdi o zaman, biliyorduk. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular, sahip çıktılar. Birkaç gün, ilk gün zaten uyuyamadım. Acaba ne olacak? Öldüler mi, kaldılar mı? Hiç kimse bana bir şey söylemiyor. Yani çünkü onun bir tanesi bayağı bir zaman, benim firar olduğum dönemi tamamında hastanede yatmıştı. Mahkeme gününü bekliyoruz. Koğuşta, Sübyan cezaevi koğuşlarında 18 yaşını doldurduğun zaman gençliğe geçersin. Gerçi o zaman gençlik diye bir şey yoktu. Direkt Ulucanlar'a 13. koğuşa gönderiyorlardı. Hükümlü olduğun için. Oradan da gönderirlerse başka bir cezaevine sevk ediyordun. Koğuşun müessili vardı. Yaşı bizden büyüktü ama kimlik yaşı küçüktü. Bu koğuştaki arkadaşlar arada bir arıza çıkartıp sorun çıkartan birisiydi. Biz de 5 arkadaş bir araya geldik. Bunun hükmünü bitirdik koğuşta. Müessilliğini düşürdük. Kendimiz geçmek zorundaydık. Çünkü yeni gelen kişilere saçma sapan hareketleri vardı. Şimdi kendisini de aslında burada ismini söyleyip de kendisini de rezince de etmek istemiyorum ama şimdi bilmiyorum, yıllardır görmüyorum kendisini ama bir şey de diyemiyorum şimdi. Kendisi de çok böyle düzgün bir delikanlı değildi. Biz kendimiz koğuşa oturduk. Kendi mahalle çocuklarımıza sırt sırta verdik. Hep beraber güzel bir şekilde koğuşta düzeni kurarak yatmaya başladık. Ben mahkeme gününü bekliyorum. Mahkemeye çıkacağım.
Bende bir heyecan, bir panik. Acaba ne olacak? Ben hayatımı tırnak yemezdim. O mahkeme gününü beklerken tırnak yemeye bile başladım yani. Sonra gel zaman git zaman birkaç ay sonra ben mahkemeye çıktım. Hakim durumu sordu. Ben de hakime olduğu gibi her şeyi anlattım. Ama tabii bu arkadaşlar kendilerinin kapının önünde darp ettiğimi, yaraladığımı söylediler. Ama ben onları aşağıda binanın kömürlüğünde yaralamıştım. Tabii o zamanlar böyle kriminal mimler vardı da böyle kan izi falan biraz onlar zor işte. Kömürlüklerin olduğu yer su olduğu için alt tarafa bazen su oluyordu. Onların da tam suya denk gelmişti. Kan izi falan bulamadı. Duvarda birkaç parça kan izi vardı ama onlardan da bir şey olmadı hani. Nasıl olsa hakim dedi ki bana inanmadı, onlara inandı. Ben onları kapının önünde keserle vurduğumu söylediler. Bunların bir tanesine üstüne 9 ay, bir tanesine üstüne 6 ay yanlış hatırlamıyorsam iki tanesinden de ayrı ayrı ceza aldım. Sübyan cezaevinden normal mahkeme tarafından tahliye edildikten sonra mahkemem dışarıdan devam ediyor. Bir yıl sonra falan yanlış hatırlamıyorsam 14 ay falan sonra. Eski TCK diye bir şey vardı. 3'te 1 ceza yatıyordun. Atıyorum 3 sene ceza alıyorsan 1 senesini yatıyordun. Şimdiki gibi değil. Şimdi 4'te 3 yatırıyor seni. Cezanın çıktıktan sonra o cezanda birbirimize söz verdiğimiz arkadaşlarımızla kim dışarısa onlarla buluşuyoruz. Ne yapabiliriz? Ne iş yapabiliriz? Hani biz ne iş yapacağız ki? Normal bir resmi bir yere girip çalışamıyoruz. Hani okul yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Aile hayatımız, ailemiz zaten hiçbir zaman bizim kötü olmamızı istemediler. Ben bizzat bunu burada canlı yayında söylüyorum size. Ben aileme çok zulmettim yani bu konuda. Yıllarca annem, babam, ablam cezaevinde hep geldi gittiler. Arkadaş, dost orada bir şey yok. Ne varsa ailende var. Başka kimsede bir şey yok. Arkadaşımmış, dostummuş. Vay kader birliği yapmışsın. Onların hepsi boş. Cezaevine girdiğin zaman sadece insanların, mahkumların ailelerinden başka gelecek kimseleri yoktur. Peki Engin'ciğim, bu askeri cezaevleriyle ilgili kısa kısa bize oradaki anılarından bahseder misin? Ehliyet almak için Ziya Gökalp kursuna yazıldım Kızılcahamam'da. İşte dediler ki bana bir yazılmaya geleceğim, bir direksiyona geleceğim, bir de dediler ehliyetini almaya geleceksin. Biz hepsini hallettik, tam evraklarımı almaya gidiyorum. Giderken 4 arkadaş gidiyoruz. Giderken yolda bir başka bir kişiyle bir arkadaşlarımın münakaşası oldu. Bu kişileri benim arkadaşlarım vurdu. Ben elimi bile işlemedim, ben ayırdım hani yapmayın etmeyin diye ama. Biz 4 arkadaş tutuklandık bu olaydan. Ulucanlar cezaevine gittik. Neyse yattık. Ondan da bayağı bir yattık. 8-9 aya yakın ya da 1 seneye yakın yattık. Tam şimdi hatırlamıyorum da üzerinden çok iyi 20 sene geçti. Ondan sonra 4 arkadaş tahliyemize geldi. Mahkememizi tahliye etti. Çıktık askerin orada bekliyoruz. Engin Dadaşoğlu kim? Benim. Sen bekle siz üçünüz çıkın. Dedim aha dosyamız patladı bir tane daha. Ondan sonra dedim komutanım hayırdır yani konu ne? Sana dedi sürprizimiz var. Şaşırdım Allah Allah ne sürprizi falan. Beni jandarmanın arabasına bindirdiler. O zaman askerlik şubesi şeydeydi, Bahçelievler'deydi. Bahçelievler'deki askerlik şubesine beni götürdüler. Arabadan aşağı bile inmedim. 3 dakika içerisinde komutan içeriye girdi, çıktı, elime sarı bir kağıt verdi, zarf. Dedi ki askersin, 2 gün içinde teslim olacaksın. Ben de zarfı yere attım, ne askerliği dedim ya. Meğerse asker şey yoklama kaçağıymışım. Dedi ister git ister gitme. Bir de orada küfürlü konuştu. Beni arabadan aşağı attılar. Aldım sülüsümü eve gittim. Babama verdim dedim. Baba böyle böyle diyorlar dedim. Ondan sonra babam da sevindi. İyi dedi git dedi gel. Ben de düşünüyorum gitsem mi gitmesem. Ben çünkü birazcık şeyimdir böyle. Emir altına giremiyorum. Bu yüzden de çok kaybettim zaten. 2 gün sonra beni gönderdiler. İzmir Bornova'ya gönderdiler askere. Neyse gittik. O da yanlış bir zamanda gitmişim askere yani. Sülüsü yanlış bir zamanda vermişler bana. Ben gittiğimde herkes dağıtıma gidiyorlardı. O yüzden 120 gün acemilik yaptım. Neyse detaylara geçelim. Ben 120 gün acemilikten sonra Bolu İl Jandarma'ya teslim olmam için oraya bir sevkimiz çıktı işte. Dağıtımımız Bolu çıktı. Bolu'ya gittik. Giderken de ben normal izinden 7 gün de fazla taktım oraya. 7 gün gitmedim. Çünkü biraz da bende firara eğimli bir adamım. İl Jandarma Komutanlığı beni aldılar. Dediler ki sen dediler biraz sorunlu birisine benziyorsun dediler. Seni dediler Göynük İlçe Jandarma'ya gönderiyoruz dediler. Dedik eyvallah. Bastık gittik. Ondan sonra orada bir 15-20 gün kaldıktan sonra ben izin istedim. Vermediler. Dedim izne çıkmam gerekiyor. Hayır dediler. İlk firarım o zaman yaptım. İlk firarı yaptıktan sonra bir 3-5 ay falan yalan olmasın öyle bir şey gezdim. Sonra yakalandım. Mahkemeye çıktım. Hakim dedi ki oğlum dedi seve seve ya da dedi seve seve dedi bu askerliği yapacaksın.
Ben de hakime dedim ki başka şey komutanım dedim. Ben emir altına giremiyorum. Yani tamam eyvallah. Yani tatlı değil yılan deliğinden çıkartır ama bu da askerlik. Savaş mı çıktı? En önden gidelim ölelim. Onda problem yok. Hani ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için ölürüz. Onda hiç problem yok. Ama emir altına giremiyorum yani şimdi. O da dedi ya seve seve yapacaksın dedi ya da bilmem ne yaparak yapacaksın dedi. Ben dedim yapmayacağım. Görürsün dedi. Tutukladı, askeri cezaevine attı beni. Mamak askeri cezaevi. Peki askeri cezaevindeki şartlar nasıl Engin? Ondan da bize kısaca bahseder misin? Yatanlar iyi bilirler nasıl bir cezaevi olduğunu 2000 yılından sonra, 2001 yılından sonra. Zaten ilk koğuşa girdik. Girmeden önce güzel şeyin girişinde şey var. Böyle bir kafes var. Kafesin içine girdim. Aldılar seni. Soyun dediler. Soyundum. Baksırım altımda. Asker dedi ki baksırını da çıkartacaksın. Dedim oğlum hayırdır dedim. Ne baksırı çıkartacağız lan? Sen de askersin, ben de askerim. Bir daha dedi söylemeyeceğim dedi, uyarmayacağım dedi. Biz de bilmiyoruz yani, normal cezaevi zannediyoruz askeri cezaevini. 15 tane asker bir girdi içeriye. Götümdeki o baksıra kadar parçaladılar, beni yatırdılar yere. Bir kamyon dayak yedim. Sonra askerler beni kucağında aldılar, koğuşa götürdüler. İki gün koğuşta bir güzel yattım. Ama gerçek anlamda hiç böyle bir dayak yememiştim. O askerlere de yani buradan ne diyeyim artık, teşekkürümü edeyim. İşte. Ondan sonra askeri cezaevinde sabahleyin kalkıyorsun, spor yapıyorsun, kafanın önünde yürüyorsun. Yani hayatımda hiç böyle bir baskı altına girmedim. Sabah 5'te kalkıyorsun, akşam 7'ye kadar yatakta yatmak yok. Sandalyede ellerini masanın üzerine bu şekilde koyarak oturuyorsun. Vay aşağıya koyma, vay yukarı koyma. Saçma sapan bir dünya mevzular var içeride. Sağ olsun diğer koğuşlarda çok sevdiğim bir abim var benim. Onun da arkadaşları varmış orada. Onlar bana yardımcı oldular da birazcık askeri cezaevinde rahat yattık. Ama askeri cezaevinde komutanlar askerlere öyle bir yetki vermişler ki asker ağzında sigara, eli götünde kabadayı kabadayı koğuşa giriyor, istediğini yapıp çıkıyor. Dayak. Öyle bir dayak şekli yok yani. Bir hatta bir anımızı anlatayım. Bir arkadaşımızın kız kardeşi ziyaretine geliyor. Diğer askerler de bu kız kardeşinden telefon numarası alışveriş muhabbetine düşmeye çalışıyorlar. Sonradan da biz bunu öğrendik. Ne yapacağız, ne yapacağız? Dedik askere sen bir tane vur. Biz de alalım altımızı. Onlar da bizi ezerler. Arkadaşımız gitti askere tokadı vurunca biz de onlara saldırdık. Onlar bize derken bizi o karda askeri cezaevinde, Mamak askeri cezaevinde Karda'ya, ikinci koğuşun olduğu yerde bizi altımızdaki donla beraber yerlerde süründürdüler. Hücreye attılar, yatağa aldılar. Önce yatak vardı, ben yatağın ortasını kestim, içinde yattım. Sonra onu görünce içinde yattım, yatakları da aldılar. Bizi bir hafta 10 gün boyunca hücrede geldi gitti dövdüler. Geldi gitti dövdüler, zatürre olup ölüyorduk en sonunda neredeyse. Sonra işte 8 tane firarım, toplam 13 dosyam vardı askeride, askerlik hayatımda. 4,5 sene parça parça askeri cezaevinde yattım. En son beni GATA'ya psikiyatriye sevk ettiler, askerlik yapamaz diye rapor verdiler bana. Ben de kendilerine çok teşekkürlerimi sundum. Ama savaş çıkarsa da en önde gideceğimi de kendileri de gayet iyi biliyorlar. Peki Engin'ciğim, cezaevine giren mahkumlar, kader mahkumları gerçekten akıllanıyorlar mı? Islah oluyorlar mı? Gerçek anlamda. Şimdi bizim toplumumuz ya da devletimizin mantiken düşüncesi sanırım şöyle bir şey. Kişi cezaevine girince cezaevinde akıllanır, uslanır. Aslında tam tersi. Cezaevine girdiğin zaman suçu daha çok öğreniyorsun. Kim nerede, herkes kendi işlediği suçu anlatırken nerede hata yaptığını da anlatıyor. İçeride güzel birlik ve beraberlikler oluyor. Ve içeride mesela sübyana çıkınca işte en güçlü biz olacağız, en büyük biz olacağız. Böyle düşünceler oluyor hepimizin. Yatanlar bilir zaten. Ama hiçbir zaman cezaevi insanı uslandırmaz. Ben 38 yaşındayım. 14 sene parça parça ceza bitirdim. Şöyle geçmişime baktığım zaman hepsi boşaymış. 2020 yılı ile 2020 yılı arasında bir sene bile cezaevinde bir sene tamamen dışarıda kalamadım. Parça parça girdim, ufak tefek girdim, çıktım. Hani olmaması gereken şeyler ama hayat seni öyle bir yer, hayat seni öyle bir çıkmazın içine bazen sürüklüyor ki yani suç işlemekten başka bir çaren kalmıyor. Sabıkalasın, iş yok. Temiz kağıdı istiyorlar. Götürüyorsun, temiz kağıdını veriyorsun. Diyorlar ki yok. Yani devlete bu cimer bimer neyse bunlara diyorsun sabıkalıyım, iş arıyorum diyorsun. Yani yapıyorsun. Sabıkalı olduğun zaman sana bütün iş kapıları kafadan kapanıyor. Ha, alan insanlar da vardı. Onlar da bize denk gelmediler. Bu sefer ne yapıyorsun?
Diyorsun ki gece hayatına girelim diyorsun. Gidiyorsun bodyguardlık, ne bileyim valelik, mekanların önünde ya da bir barda, pavyonda garsonluk. Zaten suçun içine giriyorsun ince alkollü mekanlar. İş bulamıyorsun. Ne yapacaksın bu sefer? Yani bir şeyler yapmak zorundasın. İşte cezaevinde yattığın zaman da o sübyan cezaevinde ya da normal cezaevinde suç işlemeye daha çok eğilimli oluyorsun. Arkadaşlarına buluşuyorsun. Ne yapalım? Şuna çökelim, bunu gasp edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunlar cezaevlerinde olan şeyler. Bunu da kimse inkar edemez. İçeride yeni bir güç oluyor çünkü. Engin, daha büyük ceza olan cinayet. Onunla ilgili bize biraz anlatır mısın? Nasıl oldu, nasıl başladı? Benim babamın bir tane hasmı vardı. Yani o da bilmiyorum artık nasıl olur da. Ben tabii bu kişiyi bilerek öldürmedim de. O önümüze çıktı sadece. Bir gün Mithat Paşa Köprüsü'nden aşağı doğru arabayla iniyorum. Bir anda bir şeye çarptım. Fark etmedim yanımdakiyle konuşurken. Bir patırtı ses geldi. Ön cam patladı. Hani patlamadı, dökülmedi yani bir çatladı. O sırada herkes dur falan filan dedi. Bir baktım birine çarpmışız. Ambulansı falan bekledik. Adam orada öldü yani şimdi. Bir de yaşlı bir adamdı. Yani yaşlı derken gene bir 55-60 yaşında vardı ama biraz dinçti. Ambulans geldi, adamı götürdü. Polisler beni aldı. Ben bundan tutuklandım. Sonra ikinci mahkemeye çıktığım zaman bir takım böyle yalancı şahitler, nasıl olduysa şurada bize denk geldi. Adam benim babamın hasmı çıktı. Mahkeme bana 17 sene 7 ay ceza verdi bu olaydan. Taksirli demedi. Taksirli dese minimum sana 3 sene, maksimum 5 sene veriyor ceza. Ondan sonra işte Allah ya, Yargıtay esastan benim dosyayı bozuyor. İfade veren insanlar ifadelerini tek tek aldılar geri. Yalan ifade verdiklerinde beyanları bulundu. Hatta onlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Ben bu olaydan 5 sene hapis cezası aldım. Bu trafik kazası, taksirli adam öldürme cezasını bitirdikten sonra tahliye oldum. Eskilerden sevdiğim bir abim vardı. Bu abimle bir gün denk geldik bir yerde, bana çıkarttı, kartını verdi. Hayatta yaptığım en büyük hata o kartı bugün orada almaktı. O kartı almasaydım şimdi burada bu konuşmaları yapmıyordum zaten. Neyse, bu kartı aldık. Beraber dediler ki işte şirket kuralım, şöyle yapalım, böyle yapalım, ihalelere girelim. Peki dedik. Şirketi kurduk, ihalelere giriyoruz. Güzel de para kazanıyoruz. Derken bir ufak bir organize bir operasyon yaptı. Kaçtık. Detaylara girmeyeceğim fazla. İşte kaçtık. Sonra işte gittik ifadeyi verdik. Savcıya direkt verdik ifadeyi. Ondan kurtulduk derken biz battık. Batınca dedik ki fatura işine girelim. Tuttuk fatura işine girdik bu abimize, sağ olsun kendisi. Bu fatura işinde de ciddi anlamda güzel bir para var. Arabamın bagajında ciddi anlamda böyle poşette parayla geziyorum yani. Çöp poşeti dolusu para ve güzel bir akar var yani. O dönemde hayatımda bir bayan arkadaşım vardı. Biz bununla evlenme düşüncelerimiz vardı. Derken evlenecektik. İşte 07.07.2007 tarihinde nikah tarihleri falan filan işte bunların güzel hayallerini kurarken bir gün mekanı birinden çıktık. Bir arabayla önümü kestiler. Silahlarla inince de ben de onlarla aşağı indim silahımla. Ben bunların iki tanesini vurdum. Biri kaçtı arkadaşlarını bırakıp. Ben bu olaydan dolayı mahkeme polis aldı beni. Onlara götürdüler. Ben tutuklandım. Kim demişse işte o zamanki hayatımdaki o evleneceğim, sevdiğimi düşündüğüm kişiye Engin adamları öldürdü bir daha da çıkamaz dedi, demiş. Allah ya işte o da geldi benim ziyaretime. Engin de sen dedi bir daha çıkamayacaksın. O yüzden de ayrılmamız gerekiyor. Kusura bakma dedi. Bir insanı cezaevinde yani benim gibi bir adam yüzüstü bırakıp gitti. İçimi o kadar çok yakmıştı ki o benim o zaman. Allah ya işte 3 ay sonra ben tahliye oldum. Daha sonra şansımızı İstanbul'da deneyelim diye bir düşünceye kapıldık. Akrabalarım da var zaten İstanbul'da gayrimeşruda. Tanınan ailelerdir. İstanbul'a adım attık. İstanbul'da bir amcam var. Kendisini çok severim, beni üzerime çok hakkı olan bir amcamdır. Amcamla yanında takılmaya başladım. Derken bir Fenerbahçe semtinin Kalamış diye bir sahil kenarında bir yeri var. Orada iki tane mekanın valeliğini aldım. Ben oranın valeliğini yaparken Caddebostan sahil yolu, Caddebostan Barlar Sokağı'nda küçük bir otopark var. İki grup var. Bir grubun bir tanesi eski Sedat Peker'in yanındaki, yani hiçbir zaman yanında, yani bir dönem yanında Sedat Peker'in kalmış. Diğer tarafta Abaza grubu diye bir grup var, Abazyalılar. Bana dediler ki bu iki grup birbirine çatışmaya girecekler. Git sen hakemlik yap.
beni sevdikleri için. Ben de peki dedim. İki grubu ortaya bulamadık. Ben de dedim ki onlara, arkadaşlar, küçücük bir yer zaten. Cezana çıkacak bir kardeş var. İkinize de burası yok. Bu kardeşe vereceğiz. İsmini söylemeyeceğim kişi kendini böyle artist bir şekilde gıcık konuşması vardı. Yakalandı, kar yağıyor böyle havada. Öldürün diye bir şey söyledi. Tabii bu taraf birazcık entel taraf olduğu için onlar da entel entel silah çekmeye başlarken ben de arkadaşımın koluna girdim, dedim oğlum yapma dedim, gerek yok dedim. O sıra silah patladı. Arkadaşımın silah kafasına mermi geldi. Yere düştü. Yere düşünce silahı da düşünce ben de silahını aldım. Döndüm. Dönerken ben de karnımdan mermiyi aldım. Arabanın altına attı. Jantın olduğu yere kafaya koydum. Oradan atış ediyorum. Sonra gözümü bir açtım, hastanedeyim kan kaybından. Kelepçemişler, ben hastanedeyken de ameliyattayken de emniyet geliyor, parmağımdan barut izi alıyor. Ortada 8 yaralı 2 ölü var. Tek yakalanan da benim. Bir de işte yerde yaralılar ve ölüler var. Mahkeme bir hafta 10 gün hastanede kaldıktan sonra mahkemeye çıktım. Mahkeme beni direktmen tutukladı. Maltepe cezaevine gönderdi. Al dedim, başına bela ediyorum. Hani arabulucu olarak, hakim olarak gittim. Başımıza gelene bak. 45 gün sonra kriminalden barut izinin sonuçları geliyor. Benim silahımdan kimse vurulmamış. Oradan tahliye oldum. Kapının önünde asker GBT yapıyor. Telsizden. Telsizi bozuk. 10 kere yaptı, bozuk. Dedik tamam dedi, sen git o zaman dedi. Tam giderken oradan bir tane askerin bir tanesi, komutanını bu telsizle yapın dedi. O telsiz verdi. Dediler ki bir emniyete kadar gideceğiz. İfadem varmış. Aramamız varmış orada. Başka bir geçmişten yana, başka bir dosyamdan ceza onaylanmış Şarkıtay tarafından. Emniyete gittik. Bunu öğrendik. Direktmen oradan da Ümraniye cezaevine girdik. Ümraniye cezaevi güzel bir cezaeviydi. Ümraniye tipindeydim. Güzel bir koğuşta yatıyorduk. İşte mesela o Ümraniye cezaevi aslında benim hayatımın dönüş noktasıdır. Ben hiçbir cezaevinde namaz kılmazdım mesela. Şimdi genelde mahkumlar cezaevine namaz girerler, namaz kılarlar ama ben o cezaevine girdiğim zaman orada çok güzel böyle mübarek bir, gerçekten böyle kader mahkum denilebilecek bir kardeş vardı. Ondan Allah razı olsun. O bana gerçek anlamda İslamiyet'i öğretti. Namaz kılmayı öğretti, Kur'an okumayı öğretti, duaları öğretti. Yani bu kişinin üzerinde hakkı çoktur. Hala da kendisinin de görüşüm, selamlar olsun kendisine. Sonra derken bizim bir olayımız oldu. Koğuşta bir olay çıktı, kavga çıktı. Koğuş dağıldı. Beni de başka koğuşa verdiler. Başka koğuşa verince de yan koğuşa da Haluk Levent geldi. Haluk Levent'in geldiği koğuş mühendisi de benim arkadaşımdı. O da Haluk Levent'e rica etti. Beni kendi koğuşlarına aldılar. Haluk Levent'le nereden baksanız 1,5-2 ay falan beraber yattık. Hatta hiç unutmam, sabahları böyle kalkınca bana gitar çalarak beni uyandırdı o koğuşta. Hakkı da çoktur kendisinin. Ona da bundan birkaç sene önceye kadar görüşüyorduk. Onunla da artık bayağı bir zamandır görüşmüyoruz. İstanbul'da ben cezaevinde yatarken babam vefat etti benim. Cezaevinde o zaman 9-3 tehlikeli mahkum diye adlandırılan saçma sapan bir kanun mu, kural mı artık neydi, böyle şeyler. Hücrede yatıyordum o zaman. Bir olaydan dolayı hücreye girmiştim. Babamın cenazesine beni götürmediler. Ben bunu şuna yorumluyorum. Babam öp derdi, benim mezarıma gelme derdi. Babam çünkü ahını aldım mı almadım mı bilmiyorum ama baba önemli bir şey. Ben babamın cenazesine gidemedim. Cezaevinde zaten yıkıldım. Babam vefat ettikten 6-7 ay sonra benim cezam bitti. Ben İstanbul'dan tahliye oldum, Ankara'ya geldim. Ankara'da 9 ay falan dışarıda kaldım. 8-9 ay. 8-9 ay sonra diğer başka dosyalarımın da patlamasından dolayı cezaevine girdim. Toplam yatacağım, toplam aldığım ceza 6 yıl 62 ay 30 gündü. Nereden baksanız bir şeye vurduğunuz zaman da bazı da işte 4'te 3, 4'te 4 falan filan, işte bu tarzda bazı saçma sapan şeyler var, kanunlar var. 9 yıl falan cezaevinde yatmam gerekiyordu. 2015 yıl girdim. Ankara Sincan L1 cezaevindeydim. L1 cezaevinden Eskişehir cezaevine gittim. Türkiye'de o kadar cezaevi gezdim. Hani abartmayayım da tabii o kadar derken yine bir 10 tane 15 tane yakın cezaevi gezmişimdir. Eskişehir cezaevi kadar bozuk bir cezaevi görmedim. Mahkumları da aynı, idaresi de aynı. Ha düzgün mahkumlar var, kardeşlerimiz var. Onların hepsini tenzih ediyorum zaten. Eskişehir cezaevi öyle bir cezaeviydi ki iki tane hasım grup, gardiyanlar sevmiyorlar ya iki kişiyi. İkisi de birbirine hasım. Bunları Malta'da karşı karşıya getirip birbir yüzlerini kesiyorlardı. Eskişehir cezaevinde cinsel suçtan yatan o sapıklar
sapık mahkumlar, onlar cezaevini onlar yönetiyorlardı. Bütün cinayet cezası yatan var, ağır mahkumlar var, terör bile vardı Eskişehir cezaevinde ama o cezaevi komple sapıkların, cinsel suçtan yatan şerefsizlerin cezaeviydi. Bir gün bir koğuşun içinde iki kişi kavga ediyor koğuşun içerisinde. Geceliğin çocuk uyurken öbürü de orada kettle'da kızgın yağ kaynatıp çocuğun suratına döküyor. Öbürü o başka bir koğuşa gidiyor, oradan ona haber gönderiyor. O uyurken onun yüzünü kesiyor. Yani bu kadar rahat bir ceza abi. Cezanın içinde iki karton sigarayı koğuşta, diğer koğuşa çıkıyorsun, iki karton sigarayı veriyorsun. O zaman işte LM 6,5 liraydı. 130 lira yapar iki kartonu. İçeriden sana kağıt 100 TL parayı veriyorlardı. Tefeciler vardı. Uyuşturucu, hap satımı, tesbih, kuş, hatta tesbih kuş ticareti de Eskişehir cezaevinde ben yapıyordum bunu. En iyi bendim orada. Yani bir koğuşun içinde kim görmüş 30 tane kafesi? Benim koğuşumun içinde 30 tane kafes vardı. Dolabım da ağzına kadar sigara doluydu. Eskişehir'in mahkumuna Eskişehir gardiyanları da hiçbir şey yapamıyorlardı. Çünkü orada Eskişehir mahkumları öyle bir sisteme tutturmuşlar ki gardiyan yanlış yaptığı zaman odun pazarının orada servisine iner inmez gardiyanı dövüyorlardı. İçeriden haber gidiyordu. Telefon, her şey vardı içeride. Silah, ne ararsan. Daha sonra ben Eskişehir'de birkaç tane koğuş değiştirdim. Bu değiştirmelerimizin sebepleri işte koğuşta anlaşmazlıklar. İşte geliyorsun koğuşa giriyorsun, yok işte haftalık kaç lira para geliyor, 300 lira geliyor. Bunu bize vereceksin, sana 5 paket sigara, kalan para bizim. Hayırdır, benim ailem sana vermem için bana para göndermiyor ya da benim ailem senin için dışarıda çalışmıyor. Biz de böyle şeylere biraz karşı olduğumuz için Ankara mahkumu yüzüne de olsa hakkımızı yedirmeyiz asla da, yedirmedik de bugüne kadar. Bizleri bilenler de bilir Ankara mahkumlarını. Daha sonra dediler ki Ankara F tipine dediler çalışmak üzere personel mahkum gönderilecek. Sağ olsun bir tane müdürümüz vardı. Ben çıktım durumu izah ettim, rica ettim. Beni de yazdılar listeye. Ankara 1 nolu F tipi cezaevine geldim. Engin'cim, açık cezaevinden neden firar ettin? Zaten açığa çıkmışsın. Biraz daha şartlar daha rahat olmuyor mu acaba? Ablamın düğününe gitmeden iki gün önce izne çıkacaktım. Başka bir dosyam patladı. Düğüne gidemedim. Cezaevine, geri kapalı cezaevine gittim, Sincan T tipine. 4 ay orada yattıktan sonra tekrardan Şaşmaz cezaevine geldim. Şaşmaz cezaevinde de artık çünkü biraz uzun 3-4 sene devamlı bir fil yattığım için 2011'den sonra artık dayanamadım. Dedim ki ben benim firar edeceğim. Benim biraz dedim dışarıda gezmem gerekiyor. Yani çünkü gerçek anlamda bitmiyor. Yatıyorsun ceza bitmiyor. Yatıyorsun ceza bitmiyor. Ve firar etmeye karar verdim ve Şaşmaz cezaevinden firar ettim. 3 sene firar gezdim. 3 sene içerisinde birçok şey yaptım. Emniyet 16 kere operasyon yaptı. 16'sında da ellerinden kaçtım. Ama yani bu 16'sında da ellerinden kaçtım derken de öyle kalkıp da hani bilinçli bir şekilde kaçtıklarım yoktu. Tesadüf olanlar, şans eseri kaçtıklarım olanlar. Hani bunu firar gezen insanlar zaten bilirler. Daha sonra 3 yıl boyunca hiç annemin evine gelmedim. Dedim ki annemin evine gideceğim. Gittiğim gün eve geldim. Biraz sohbet, muhabbet, yemek yedim. Yattım. Çatıda bir helikopter sesi geliyor. 27 Kasım 2017. Dedim hayırdır inşallah ya dedim. Bu ne dedim hani bakıyorum. Evde de kendi 2-3 tane silahım var. Kapı çaldı. Annem dedi ki polisler geldi kaç. İstesem kaçardım yine. Ama şimdi kaçardım silahları bulurlar. Anneyi alırlar. Anne zaten yaşlı bir insan. MS hastası kendisi. Teslim olacağım dedim. Teslim oldum. Teslim olduktan sonra Sincan cezaevinden İnebolu cezaevine, İnebolu cezaevinden Kastamonu cezaevine, Kastamonu cezaevinden Ayaş açık cezaevine. Zaten Ayaş açık cezaevi de güzel bir cezaevi. Yani idareyle aran iyiyse 10 numara yatarsın. Benim idareyle aram iyi değildi. Bana orada güzel bir film tezgah kurdular. Beni cezaevine, kapalı cezaevine tekrardan gönderdiler. Sincan'a gittim. L1'e. L1'den tekrardan Sincan açık cezaevine geldim. Yani 2 yıl yattım bu firardan sonra. 2 yılda 6 cezaevi gezdim. Daha sonra cezam bitti. Denetimli serbestlik olarak dışarıya çıktım. Geçen sene 4 Kasım'da cezaevinden tahliye oldum. Cezaevinden çıktıktan sonra çok sevdiğim bir anne dediğim bir ablam vardı benim. Firar döneminde bana çok desteği olan bir insandı. Ankara Ticaret Merkezi'nde enerji firması vardı kendisinin. Enerji firmasında bunun yanında satın alma sorumlusu olarak işe başladım.
Yaklaşık bir 7-8 ay boyunca onun yanında çalıştım. İşi gücü rast gelsin. Allah ondan razı olsun. Hakkı çoktur üzerinde. Daha sonra da ben kendi işimi yapmaya karar verdim. Başka bir iş yapmak zorundaydım. Kendime bir tane pet shop açtım. Evlendim. Nasip olursa çocuk bekliyoruz. Baba olacağız. Artık yani evim sabah 9 olunca dükkanımı açıyorum. Akşam 9 olunca dükkanımı kapatıyorum. Evime gidiyorum. Ve huzurluyum, mutluyum. Kimseyle görüşmüyorum gayrimüşüde. Uzak duruyorum herkesten. Hani bu hayatta yaşım belki daha genç olabilir. 38 yaşındayım ama kimsenin de görmediklerini gördüm. Kimsenin yaşamadıklarını yaşadım. Bu işlerin hiçbir zaman sonunun olmadığını gördüm. Ne yaparsan yap, devlet her zaman 18 yaşında. Devlet seni ister vezir eder, ister seni rezil eder. O yüzden hiçbir zaman devlete baş kaldırmadım. Kaldırmayacağım da. Bu saatten sonra da hani evimin adamı olacağım. Engin'cim, öncelikle kanalımıza katıldığın için, bizimle böyle güzel bir sohbet ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Sana yeni hayatında başarılar diliyoruz. Umarım bir daha başına böyle talihsiz şeyler gelmez. Sana uzun ve sağlıklı yaşam diliyorum ailenle ve çocuğunla. Asıl ben teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verip de kanalınızda sesimi duyurduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum.